Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Fransa'da ve tüm Avrupa'dan bizi izleyen tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir gelişme var. Fransa'da asgari ücrete 25 euro zam yapılacağı, net 25 euro zam yapılacağı açıklandı. Bu da büyük bir müjde olarak sunuldu. Şimdi 1603 euro brüt artı 25, 1628 euro vergiler kesiliyor. 1200 euroya kadar düşüyor. Yani asgari ücret kuşa dönüyor. Şimdi Almanya'da yaşayan işçi, asgari ücretli, emekli, ev hanımı ya da eğitimli, beyaz yakalı dediğimiz kişiler bile şu anda almış oldukları maaşlarıyla maalesef mutlu değiller. Biraz sonra sebebine geleceğiz. Bakın, Avrupa'ya baktığımızda Lüksemburg'daki asgari ücret 2257 euro. İrlanda'da 1775 euro. Hollanda'da 1725. Belçika 1658. Almanya'da 1621 euro. Fransa'da 1603 artı 25. İspanya'da 1126. Slovenya'da 1074. Portekiz'de 823. Malta'da 792. Bizi Malta'dan izleyenlere de selam olsun buradan. Yunanistan 774, Litvanya 730, Polonya 655, Estonya 654, Çek Cumhuriyeti 652, Slovakya 646, Hırvatistan 624, Macaristan 542, Karadağ 533, Romanya 515, Letonya 500, Sırbistan 401, Bulgaristan 332 euro, Türkiye 328 euro, Arnavutluk 248 euro. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın, Fransa'nın yaptığı bu açıklama aslında vatandaşla dalga geçmekten başka bir şey değil. Özellikle koronavirüs döneminde artan geçim maliyetleri, bakın geçim maliyetini vatandaş almış olduğu maaşla ne yapıyor? Bir, elektriğini, suyunu, doğalgazını, kirasını, bunun yanı sıra gıda harcamalarını yapıyor. Şimdi son 2 yıl içerisinde koronavirüsle beraber hayatımızda Avrupa'nın tamamında fiyatlar korkunç derecede arttı. 20-25 yıldır enflasyon nedir bilmeyen Avrupa ülkeleri artık enflasyonla tanıştı. Avrupa'da yaşayan işçiye bakıyoruz perişan, emekliye bakıyoruz perişan. Sosyal yardımlar olmasa emekliler özellikle Avrupa'da yaşayan bir ölü demektir. 300, 400, 500, 600 hadi 1000 euroya kadar vatandaşın geçinebilmesi artık mümkün değil. Şimdi Fransa'daki bakan diyor ki, seçimde geliyor ya, müjde diye açıklıyor bunu. Fransa'da seçimler var. 25 euro müjde diyor, asgari ücrete zam yapıyoruz diyor. Şimdi Fransa'nın en ucuz marketine git. 25 euroya herhalde yani bir poşet dolusu gıda ürünü alamazsın. Bunların yaptığı zamdan ziyade şov yapıyorlar. Vatandaşın yani böyle bir parmak bal çalıyorlar vatandaşa. Al diyorlar, bak sana zam yaptım diyorlar. Fransa ekonomisi dünyanın en güçlü ekonomilerinden bir tanesi. Ben söylemiyorum bunu, kendileri söylüyor. Almanya'ya bakıyoruz. Dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden bir tanesi. Şimdi o zaman ben de şu soruyu soruyorum. 100 yılda bir meydana gelen böylesine büyük bir salgın döneminde ve savaş döneminde, Rusya-Ukrayna savaş döneminde, Avrupa'nın göbeğinde sen vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın? Soru bu. Cevaplanması gereken de bu. Onun dışında siyasetçilerin söyledikleri tamamı laf kalabalığı. Vatandaş adeta sosyal yardım dilencisi haline getirildi. Bilerek ve isteyerek. Sakın sosyal yardım alanlar beni yanlış anlamasın. Bu devletin ayıbı. Senin asgari ücretinden 1600 eurondan yaklaşık 400 euro para kesiyor. Çalışanın, işçinin maaşına bakıyoruz. Brüt 2500 eurodan 700-800 euroya kadar para kesiyor. Hadi koskoca firmalar, Mercedesler, BMW'ler, Volkswagen, o bu dünyanın en büyük şirketlerinde çalışan vatandaşlarımız söylesinler. 1500-2000 euro arasında para alıyor vatandaş. Hadi geçin, hadi ay sonunu getir,
Hadi çoluk çocuğun ihtiyacını karşıla. Hadi artan doğalgazı, artan benzin fiyatlarını göz önüne al bakalım. Bir sömürü düzeni var. Yeni dünya düzeni diyorlar ya. Bunun adı yeni sömürü düzeni. İşçi perişan, emekli perişan. Ev hanımları markete, çarşıya, pazara gittiğinde bir şeye elini atmaya korkuyorlar. Neden? Uçmuş. Pahalı. En minimumda. Ha, Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da ya da diğer Avusturya'da, diğer ülkelerde açlık var demiyorum. Asla böyle bir şey söylemiyorum. Ama ülkeler büyük olduklarını söylüyorlar. Büyüklükleri kendilerinin vatandaş perişan. Büyük olmak vatandaşını insan gibi yaşatmaktan geçer. O zaman büyüksün. Vatandaş ay sonunu getiremiyorsa, emekli sosyal yardım dilencisi haline geldiyse senin büyüklüğünden bana ne? Vatandaş bunu söylüyor. Çünkü vatandaş önce bu cebi düşünür. Cüzdanını düşünür. Cüzdanda yangın var mı yok mu? Buna bakar. Bakıyoruz. Vatandaşın cebinde 5 kuruş yok. Şimdi bakın. İzin sezonu geldiğinde vatandaşımız, ana vatanımız Türkiye'ye gider. Şimdi vatandaş izine gidecek parayı zar zor biriktiriyor ya da biriktiremiyor. Eskiden böyle miydi? Al sana hesap. Vatandaş uçakla giderdi. Hadi bu sene uçakla gitsenize göreyim. Hadi buyurun. Niye arkadaşlar? Çünkü yeni dünya düzeni koronavirüsle beraber başka bir boyuta geldi. İşçinin, garibanın, emeklinin sırtına vuruyorlar arkadaşlar. Bunun dışında varsa fikriniz lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bana iletin. Avrupa'daki bu durumu nasıl buluyorsunuz? Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, Avusturya, Belçika, aklınıza daha neresi gelirse gelsin arkadaşlar, tablo bu şekilde diyorum ben. Bak benim iddiam bu yönde. Eğer siz hayır Fatih Bey, biz sana katılmıyoruz diyorsanız lütfen videonun altına gerekçesiyle beraber yazın. Saygı duyuyorum. Saygı çerçevesinde her türlü eleştiriye açığım. Küfür, hakaret olmadıktan sonra. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir durum ayrıca göze çarpıyor. Arkadaşlar şu anda özellikle Avrupa'nın büyük şehirlerinde büyük bir konut sıkıntısı var. Ev yok. Evini değiştirmek zorunda olan insanlar büyük bir sıkıntının içerisinde. Bunun da tek sorumlusu yine bu ülkeleri yönetenler. Konut sıkıntısının olacağını ben 5-6 yıldır bas bas bağırarak anlatıyorum bu ekrandan. İşte görüyoruz, Avrupa'da ev fiyatlarının, kira fiyatlarının artmasının tek sorumlusu işte bunlar. Zamanında ev yapsalardı, kasaları ağzına kadar para dolu olmasına rağmen adım atmadılar arkadaşlar. Şimdi Almanya'da Scholz yeni hükümet diyor ki, biz diyor konut bakanlığı kurduk diyor. Tamam çok güzel ama günaydın size, çok geç kaldınız. Özellikle büyük şehirlerde bir göz oda 400-500 euro da veriyorlar. Bulabilirsen oda. Evet değerli izleyicilerim sizden ricam şu. Bu videonun altına lütfen siz de görüşlerinizi yazarak bizimle paylaşın. Bunun yanı sıra sosyal medya hesaplarımızdan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca özellikle Türkiye'den emeklilik düşünen, yurt dışı emekliliği yapmak isteyen vatandaşlarımıza bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Türkiye'de ister sigorta gününüz olsun olmasın, isterseniz yaşadığınız ülkede ev hanımı olun, çalışın ya da çalışmayın önemli değil. Şu anda Türkiye'de yurt dışı emeklilikle ilgili çok çok önemli gelişmeler var. Bunları biz sosyal güvenlik uzmanı olan Sayın Özgür Kaya ile konuştuk. Biliyorsunuz beni takip edenler şimdiden herkese yurt dışı emekliliği ile ilgili hayırlı olsun. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattından hemen iletişime geçin. Beni izlediğinizi söyleyin ve kendinizle ilgili olarak emeklilik danışmanlığını derhal alın. Herkesin arkadaşlar yüksek miktarda emeklilik parası ödemesine gerek yok. Önce durumunuzu öğrenmeniz lazım. 3000 Euro'dan 45.000 Euro'ya kadar herkesin emekli olmakla ilgili devlete borçlanma hakkı var. Ama sizin kaç para ödeyeceğinizi öğrenmek istiyorsanız ve kaç para maaş alacaksınız, ne zaman emekli olacaksınız,
gibi tüm detayları öğrenmek için şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasına WhatsApp üzerinden yazarak hemen iletişime geçin. Arkadaşlarım şu anda telefonları başında sizden gelecek olan çağrıları ve yazarak mesajları bekliyorlar. Sizden ricamız şu: önce durumunuzu öğrenin. İşte bunun için de sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya'dan bir danışmanlık alın diyorum. Çok şiddetli bir şekilde durumunuzu öğrenmeden gelecekle ilgili planlama yapamazsınız. Her ay bankaya paranız yatacak. Türkiye'ye izne gittiğiniz zaman öyle ya da böyle bir paranız birikmiş olacak. Ya da yarın öbürsü gün sağlıktan yararlanacaksınız. Türkiye'de doktordan yararlanacaksınız. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Benden size tavsiye, şimdi hemen ekranın altındaki WhatsApp'tan, hemen bu numaradan WhatsApp'tan yazarak durumunuzu izah edin. Şunu yazıyorsunuz: ben Fatih Bey Emekli TV'de izledim. Yurt dışı emekliliği ile ilgili danışmanlık almak istiyorum diye yazdığınızda arkadaşlarımız hemen size geriye dönüş yapacaklar. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.